أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Değerli arkadaşlar, fecir buluşmalarında bir sabah namazı sonrasında yine Bodrumi Cami'deyiz. Geçen dersimizde başladığımız bir konu vardı. İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinde. Konu sıla-i rahim idi. Anne babaya iyilik yapmak ve sıla-i rahim. Sıla-i rahimden, anne babaya iyilik yapmaktan bahsetmiştik. Onunla alakalı ayeti kerimeleri okumuş, hadisi şeriflerden de bir kısmını zikretmiştik. Akrabaya iyilik dediğimiz zaman, akraba yakınlık manasında geliyor kelime anlamıyla. Ve bize en yakın olan şahıslar annemiz, babamızdan başlayarak teyze, hala, dayı, amca, kardeşler, yeğenler, kendi eşimiz, çocuklarımız. Bütün bunlar bizim akrabalarımızı teşekkül ediyor. Bir yakın akraba var, bir de uzak akrabalar var. Yakından uzağa doğru böyle genişliyor. Ve Allah-u Azimuşşan bizlere bir sorumluluk yüklüyor. Akrabalarınızla ilişkiyi kesmeyin, onlara küsmeyin, onlarla gidiş gelişinizi devam ettirin diyor. Onunla alakalı hadis-i şeriflerin kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ani Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhuma kale. Abdullah ibn Amr ibn As'tan rivayet ediliyor. O diyor ki: "Akbala raculun ila Nebiyillah sallallahu aleyhi ve sellem fekale." Bir adam Peygamber Efendimizin yanına gelmiş ve demiş ki: "Übayi'uke alel hicreti vel cihad. Ebtagil ecra min Allah Teala." Ya Resulallah, ben hicret etmek üzere ve cihat yapmak üzere Allah-u Azimuşşan'dan da karşılığını bekleyerek sana biat ediyorum. Yani geldim senin huzuruna, senin emrine giriyorum ya Resulallah. Hicret edeceğim Allah rızası için ve cihat edeceğim diye bildiriyor. Nasıl bir teklif? Çok güzel, çok mübarek bir teklif. Allah yolunda hicret, Allah yolunda cihat, Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle övülmüş. Peki, Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Fakale, Efendimiz buyuruyor ki: "Helleke min valideyke ahadun hay?" Anne babandan herhangi birisi hayatta mı, yaşıyor mu? Kale, adam da diyor ki: "Na'am belki lahuma." İkisi de yaşıyor ya Resulallah. Kale, Efendimiz de buyuruyor ki bunun üzerine: "Fetebteghi l-ecra min Allahi Teala." Sen Allah-u Azimuşşan'dan Allah'ın rızasını mı kazanmak istiyorsun? Allah'ın rızasını mı elde etmek istiyorsun? Kale na'am, adam diyor ki evet. O zaman kale, Efendimiz buyuruyor ki: "Ferci' ila valideyke fe ahsin sohbetehuma." O zaman dön annenin babanın yanına ve onlarla iyi geçin, onlara iyi davran. İşte senin için demek istiyor Peygamber Efendimiz. Cihattan ve hicretten daha önemli bir ibadet, daha önemli bir faaliyet, Allah'ın rızasını elde etmek için annene, babana hizmet etmen, onlara iyi davranman, onların duasını almandır. Diğer hadis: "Ve anhu an-nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem." Yine Hazreti Abdullah'tan rivayet edilen bir hadis. Kale, Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: "Leysel vasilu bil mukafi velakinnel vasil allazi iza qata'at rahimuhu ve salaha." Akrabaların, akrabaların yaptığı iyiliğin aynısını yapmak değildir asıl olan. Asıl olan nedir? Akrabalar bağını kestiğinde bağı devam ettirmektir. Gidiş gelişi devam ettirmektir. Asıl sıla-i rahim budur. Yani onlar gelmiyor, sen gideceksin. Onlar sormuyor, sen soracaksın. Onlar yardım etmiyor, sen onlara yardım edeceksin. Onlar sana kaba davranıyor, sen onlara yumuşak davranacaksın. Asıl sıla-i rahim budur diyor. Zor mu bu? Vallahi zor. Kolay bir şey değil yani. Sen gideceksin, gelmeyecekler. Zor. Ama
Sıla-i rahim işte budur diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Seninle bağlantıyı kesenle bağlantıyı kesmemendir. Hani Aişe radıyallahu anha kalet, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Aişe validemiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan şu hadisi şerifi rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Er-rahimu muallakatun bil arşi tekulu men vasaleni vasalehullah ve men kata'ani kata'ahullah. Rahim yani o akrabalık bağı var ya işte o arş-ı alaya tutunuyor ve şöyle diyor. Beni koruyup gözeteni Allah da koruyup gözetsin. Benimle ilgisini kesenden Allah da ilgisini kessin diyor. Hani geçen dersimizde de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatıyordu ya, Allah Celle Celaluhu mahlukatı yarattıktan sonra Rahim Allah-u Azimuşşan huzuruna dikildi. İşte orada Mevla Teala Hazretleri ona bu hakkı vermişti. Ve demişti ki Allah-u Azimuşşan, kim seninle bağını devam ettirirse, yani sıla-i rahim yaparsa demek, yani annesini, babasını, akrabayı taallukatını sorup soruşturursa demek yani, ben de onunla bağlantımı devam ettiririm. Ama kim seninle bağlantını keserse, ben de onunla bağlantımı keserim demişti ya, işte o hadisi şerifin bir başka şekli. An ummil mu'minine Meymunete bintil Harif radıyallahu anha. Hazreti Meymune validemiz. Bu da Peygamber Efendimizin mutahhar zevcelerinden birisi, müminlerin mükerrem annelerinden birisi olan Meymune validemiz şöyle bir şey yapmış. Enneha a'takat velideten ve lem te'zinin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e sormadan kendi cariyesini azat etmiş. Bir insanın kölesini, cariyesini azat etmek ne kadar büyük bir erdemdir. Ne büyük bir sevaptır değil mi? Evet, sevap bakımından böyle. Peygamber Efendimiz'e sormadan kendi cariyesini azat etmiş. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذ۪ي يَدُورُ عَلَيْهَا ف۪يهِ قَالَتْ. Neyse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımlarının arasında bir sıra koymuş. Her gün bir hanımının yanında kalıyor. İşte Meymune validemize sıra gelince Meymune validemiz Peygamber Efendimiz'e demiş ki Eşe'arte ya Resulallah enni a'taktu velideti. Ya Resulallah farkında mısın? Ben cariyemi azat ettim demiş. Elimin altında bulunan cariyemi azat ettim farkında mısın? Kale Efendimiz diyor ki eve faalti bunu yaptın mı gerçekten? Kalet naam Meymune annemiz evet diyor yaptım ya Resulallah azat ettim cariyemi. Kale Efendimiz buyuruyor ki bakın sıla-i rahime çekilen dikkat. Ema inneki lev a'taytiha ahvaleki kâne a'zame li ecriki. Eğer sen onu azat etme yerine dayılarına verseydin, dayılarına hediye etseydin daha büyük sevap kazanırdın. Niçin? Büyük sevap kazanırdın çünkü sen sıla-i rahimi yapmış olurdun, dayılarına gerekli olan yardımı yapmış olurdun. Muhtemelen Meymune validemizin dayıları hakikaten hizmete muhtaç insanlar. Ellerinde de onlara hizmet edecek elinin altında kimseleri de yok. Peygamber Efendimiz diyor ki dayılarına bunu hediye etmiş olsaydın onların işini görmüş olurdun. Onları rahatlatmış olurdun. Bu da sevap bakımından köleni, cariyeni azat etmekten daha büyük sevap kazandırırdı sana. Bakın yine sıla-i rahime akrabaların işini görüp onlara yardım etmeye vurgu yapan bir hadis. An Esma binti Ebi Bekri Sıddik radıyallahu anhuma kalet. Hazreti Esma hanımefendi. Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma. Hazreti Ayşe annemizin ablası Esma. Diyor ki, Kadimet aleyye ummi ve hiye müşriketun fi ahdi Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz zamanındaydı. Müşrik olan,
yani Müslüman olmamış olan annem yanıma geldi. Müslüman değil. Hazreti Esma Müslüman. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatta. Müşrik annesi Hazreti Esma'nın yanına geliyor. Yani kızının evine geliyor canım. Kızının evine geliyor. Festefteytu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kultu. Ben Peygamber Efendimiz'e sordum. Dedim ki, kadimet aleyye ummi ve hiye râhibetun. Efe asilu ummi. Ya Resulallah, annem yanıma gelmiş. Beni özlemiş, yanıma gelmiş. Ben ona ikramda bulunabilir miyim? Annemle ilgilenebilir miyim? Onu evime alabilir miyim? Ona hizmet edebilir miyim? Niçin soruyor? Annesi bu. Ama müşrik ya. Daha iman etmemiş. Acaba iman etmemiş olan annem bile olsa ona karşı nasıl muamelede bulunmam gerekir diye Peygamber Efendimiz'e soruyor. Merak ettiniz mi? Müşrik bir anneye Müslüman bir hanım nasıl davranır? Onun cevabını Efendimiz'den öğrenelim. Kale, Efendimiz de buyuruyor ki, Ne'am sili ummeki. Evet, evet. Annenle ilgilen diyor. Ama müşrike, müşrik de olsa ilgilen onunla. Niçin? O senin annendir. Onun, yani müşrik bir annenin, müşrik bir babanın ya da facir, günahkar bir annenin, babanın hizmetinde çocuklar bulunacaklar. Hizmet edecekler onlara. Onları gönlünü hoş tutmaya yine çalışacaklar. Bu görevdir, vazifedir. Lokman suresinde de bu vazifeyi bize Allah'ımız anlatıyor. Ancak bir sınır var diyor Allah. Sınır şu: eğer sizi kendileri gibi yapmaya çalışırlarsa, kendileri gibi sizi dinden döndürmeye çalışırlarsa o zaman onlara itaat etmeyin. O emirlerinde itaat etmeyin. Ama onun dışında onların hizmetinde bulunun, onların elinden tutun, onların gönlünü hoş etmeye çalışın diyor. İşte sıla-i rahim. An Zeynep el-Thakafiyyeti imra'eti Abdillah ibn Mes'udin radıyallahu anhu ve anha kalet. Şimdi Abdullah ibn Mes'ud'u birçoğumuz biliyoruz, ismini duyduk. Peygamber Efendimiz'in her biri birbirinden değerli sahabi efendilerimizden bir tanesi bu da. Çok değerli bir sahabi efendimiz. Mekke'de yokluk içinde Müslüman olmuş, Peygamber Efendimiz'e yoluna teslim olmuş bir sahabi. Onun hanımı da Zeynep. Zeynep valide anlatıyor. Diyor ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz bir gün şöyle buyurdu. Muhtemelen hanımlara sohbet ederken Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle bir söz söylüyor hanımlara. Evet, Peygamber Efendimiz asr-ı saadette hanımlara özel bir gün ayırmış. O özel günde onlara özel sohbet ediyor. İşte o sohbetinde muhtemelen hanımlara demiş ki Peygamber Efendimiz, تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءُ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُمْ. Ey hanımlar! Siz sadaka verin, sadaka verin, sadaka verin. Hatta elinizde hiçbir şey olmasa küpenizi, kolyenizi, yüzüğünüzü, bileziğinizi çıkartın. Ziynet eşyalarınızdan da olsa sadaka verin diyor Peygamber Efendimiz hanımlara. Şimdi Allah Resulü hanımlara bu tavsiyede bulunurdu. Artık durur mu sahabi hanımlar? Durmazlar. Kalet anlatıyor Hazreti Zeynep. Diyor ki, فَرَجَعْتُ اِلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ لَهُ. Döndüm diyor kocamın yanına, Abdullah'ın yanına döndüm. Dedim ki ona, اِنَّكَ رَجُلٌ خَف۪يفُ ذَاتِ الْيَدِ وَاِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ. Senin elin dar bir adamsın. Yani durumun, maddi durumun pek iyi değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bize sadaka vermemizi, dağıtmamızı emretti. Şimdi, fe'tihi, Peygamber Efendimizin yanına git de, fes'elhu, ona sor. فَاِنْ كَانَ ذَٰلِكَ يُجْزِعُ عَنِّي وَاِلَّا صَرَفْتُهَا اِلَى غَيْرِكُمْ. Benim sana ve çocuklarıma,
vermiş olduğum para ya da yapmış olduğum yardım sadaka yerine geçer mi? Ve bu sadaka olarak yeter mi? Yoksa sizin dışındakilere, yabancılara sadakamı dağıtayım mı diye Peygamber Efendimiz'e bir sor. Yani git de ki ya Resulallah, hanımım kendi imkanlarıyla, birikimleriyle bize eve harcama yapıyor. Bu da sadaka yerine geçer mi? Yeterli olur mu? Yoksa bize yaptığı gibi dışarıda garip kurabaya da yetim sadaka yapması gerekir mi? Fakale Abdullah. Abdullah diyor ki beli'tihi enti. Sen git diyor, ben gidemem. Ben soramam Peygamber Efendimiz'e bunu. Sen git, sen sor diyor. Fantalaktu. Ben de çıktım Peygamber Efendimiz'in evine doğru gittim. Onu gördüğüm yerde ona soracağım. فَاِذَا اِمْرَأَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتِي حَاجَتُهَا. Gittim baktım ki Peygamber Efendimiz'in kapısında Medineli bir kadın oturmuş, o da bekliyor. Neyse konuşmaya başladık. Baktım o da aynı benim soracağım soruyu sormaya gelmiş. Aynı onun da sorusu benimkisi. Oturduk bekliyoruz şimdi. Ve kâne Resulullahi sallallahu aleyhi ve selleme kad ulkiyet aleyhil mehâbe. Efendimiz aleyhissalatu vesselama karşı bizim böyle bir çekingenliğimiz vardı. Hemen karşısına çıkmaz, ona böyle soruları serden sormazdık. Şimdi sahabi hanımlarına bakıyoruz. Ensar muhaciri. Sahabi hanımlar da yaratılışları farklı farklı. Kimisi bu konuda hakikaten ileriye atılan, kendine karşı özgüveni olan, Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın karşısına dikilen, kemal-i edeple sorularını soran, hatta bazen de çok mahrem bile olsa soracağı sorular çekinmeden, tabi edep çerçevesinde o mahrem sorularına soran, cevabını alan hanımlar var. Ama bazıları da işte Zeynep validemiz gibi böyle utangaç, Resulullah'a normal bir soru bile olsa bunu sormaktan çekiniyor veya belki de onu rahatsız etmekten çekiniyor. Şimdi bakın ne yapmışlar. فَخَرَجْ عَلَيْنَا بِلَالٌ. Biz orada kapıda beklerken Bilal çıkıverdi. فَكُنَّا لَهُ اِئْتِ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا فَأَخْبِرْهُ اَنَّ اَمْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلَانِكَ. Sen Peygamber Efendimiz'in yanına bir giriver de ey Bilal, ona söyle, kapıda iki tane hanım var, sana soruyorlar. Diyorlar ki, اَتُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى اَزْوَاجِهِمَا وَعَلَى اَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا. Acaba onların kocalarına ve evlerinde bulunan yetimlerine yaptıkları harcama sadaka yerine geçer mi diye bir soru ver. Sor ama Bilal, وَلَا تُخْبِرُهُ مَنْ نَحْنُ. Bizim ismimizi söyleme. Bizim kim olduğumuzu söyleme. Sor. İki tane kadın de böyle bir soru soruyor. Ya Resulallah cevabını al gel. فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ. Bilal de giriyor Peygamber Efendimiz'e. Hanımların sormayı istedikleri soruyu sorunca فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هُمَا. Efendimiz Bilal'e diyor ki kim onu iki kadın? Kim onlar? Kim onlar deyince bitti artık cevap vermek mecburiyetinde Bilal. Kale, Bilal diyor ki, اِمْرَأَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ وَزَيْنَبْ. Ya Resulallah, Ensar'ın hanımlarından birisi, bir tanesi de Zeynep. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الزَّيَانِبْ. Hangi Zeynep bu? Diye Peygamber Efendimiz soruyor. Hangi Zeynep? Kale, اِمْرَأَةُ عَبْدِ اللّٰهِ. Bilal de diyor ki Abdullah'ın hanımı Zeynep ya Resulallah. Fakale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz de cevaben buyuruyor ki lehuma ecrani, onlara hem de iki sevap vardır.
bırakın sadaka geçerli mi değil mi cevabını, hem de iki sevap vardır onlara. İki sevap birden vardır. Ecrul karabeti ve ecrus sadaka. Birinci sevap, bir kere akrabalarına yardım ediyorlar. Birinci dereceden akrabası, annesi, babası, ondan sonra eşi, çocukları. Bir kere eşine ve çocuklarına destek oluyor, yardım ediyor. Akrabalarına yardım ettiği için bir sevap, sadaka verdiği için de ikinci sevap vardır. Demek ki değerli arkadaşlar, akrabalarımıza yaptığımız yardımdan iki sevap kazanıyoruz. Bir, akrabalık bağlarımızı devam ettirdiğimiz için bir sevap kazanıyoruz. İkincisi, bir de sadaka verdiğimiz için sevap kazanıyoruz. An Ebi Sufyan'a Sahr ibn Harbin radıyallahu anhu fi hadisihi tavil fi kıssati Hirakle. Ebu Sufyan Sahr ibn Harb radıyallahu an uzunca bir hadiste bir bölüm bize aktaracak. Yani hadis uzun, konuşma uzun. Ebu Sufyan'la Bizans kralı Heraklius arasında geçen bir konuşma var. Ebu Sufyan daha Müslüman olmamış, Bizans'a gelmiş, Bizans topraklarında ticaret yapacak. Heraklius'a da Peygamber Efendimiz mektup göndermiş, İslam'a davet mektubu göndermiş. Heraklius da kendisine mektup gönderen kişiyi yakından tanımak istiyor. Tüccarların toplandığı çarşıda bir duyuru yapıyor. Aranızda diyor, Hicaz bölgesinden gelen var mı? Duyurun bakalım, varsa getirin yanıma. Hicaz bölgesinden gelen tüccarlar Heraklius'un karşısına, huzuruna geliyor. Aranızda diyor, Kureyş'ten olan var mı? Ebu Sufyan, ben Kureyş kabilesindenim diyor. Peki sen öne çık diyor ve aralarında konuşma geçiyor. Heraklius soruyor, Peygamber Efendimiz'e ait bazı sorular. Ebu Sufyan da cevap veriyor. Heraklius soruyor, cevap veriyor. Şimdi o uzunca hadisi almamış da İmam Nevevi, o uzunca hadisten sadece akrabalık bağları ile alakalı bölümü almış buraya. O da şu: Enne Hirakle kâle li Ebi Sufyan'e. Heraklius şimdi Ebu Sufyan'a soruyor. Diyor ki: "Femâzâ ye'murukum bihi?" Yani Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Peki size neyi emrediyor bu adam? Yani peygamberi kastederek diyor ki, bu kişi size neler söylüyor, neler yapmanızı söylüyor? Kale kultu, Ebu Sufyan, ben de dedim ki diyor, yakulu, diyor ki bize bu peygamber olduğunu söyleyen kişi, u'budullaha vahdehu ve la tüşriku bihi şey'a. Sadece Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Bir, وَتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاءُكُمْ Atalarınızın söyleye geldiği sözleri bırakın. Atalarınızın taptıklarını bırakın. Onların cahilce söyledikleri şirke taalluk eden sözlerinizi de bırakın. وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ Bir de bize şunları emrediyor. Namaz kılmamızı emrediyor. Dürüst olmamızı emrediyor, iffetli ve namuslu yaşamamızı emrediyor, bir de akrabalarımızla ilgimizi kesmememizi, devam ettirmemizi emrediyor. Demek ki Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın peygamberlik görevlerinden birisi de insanlara şunu aktarmak: ey insanlar, sıla-i rahmi devam ettirin, akrabalık bağlarınızı da kesmeyin demek. Bunu ilk günden itibaren Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demek söylüyor. An Ebi Zerrin radıyallahu anhu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innekum seteftahûne arzan yuzkeru fîhâ el-kîrât. Ebu Zer rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, siz bir ülkeyi fethedeceksiniz ki o ülkede kırat adlı ölçü birimi kullanılıyor. O ülkeyi siz fethedeceksiniz dedi Peygamber Efendimiz. Nübüvvete
taalluk eden özelliklerinden birisi. Allahu Azimuşşan zaman zaman geleceğe ait bilgileri Resulüne söylüyor, aktarıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bunları müjde olarak ya da uyarı olarak ümmetine aktarıyor. İşte o tür geleceğe ait bilgilerden birisi. Efendimiz diyor ki, yakında siz bir ülkeyi fethedeceksiniz. O ülkede kırat adlı bir ölçü birimi kullanılıyor. Ve fi rivayetin, başka bir rivayette biraz daha açıyor şimdi bunu. Seteftehune Misra. Siz günün birinde Mısır'ı fethedeceksiniz. Mısır ülkesi var ya, eski bir ülke orası. Yani eskiden beri var olan bir medeniyet, Mısır medeniyeti. Ta Hazreti Yakup Aleyhisselam zamanına, ondan öncesine dayanıyor. Kur'an'da anlatılıyor. İşte o Mısır'ı fethedeceksiniz diyor. Mısır'da yaşayan Kıptiler var. Yine Mısır'da yaşayan Hristiyanlar var. Evet, işte orayı fethedeceksiniz. وَهِيَ اَرْضٌ يُسَمَّى ف۪يهَا الْقِيرَاتِ Orası öyle bir yerdir ki orada kırat diye bir ölçü birimi kullanılır. فَاسْتَوْسُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا Efendimiz diyor ki, oraya girdiğiniz gün, İslam ordularının oraya girdiği gün size vasiyetimdir, oranın halkına iyi davranın. Mısır'ın halkına iyi davranın diyor. Neden ya Resulallah? Sebebi ne ola ki? Yani zaten İslam ülkeleri, Müslümanlar herhangi bir ülkeye fetih için girdikleri zaman yakıp yıkmazlar. Çoluk çocuğu, kadını, ihtiyarı kılıçtan geçirmezler. O memleketin halkının ibadet için, ibadet etmek için yapmış olduğu mabetlerini yıkmazlar. O memleketin bahçelerini, bağlarını ateşe vermezler. Zaten bunları yapmazlar. Ama Peygamber Efendimizin dikkat çekmek istediği bir nokta var. Mısır'a girdiğiniz zaman, orayı fethettiğiniz zaman oranın halkına iyi davranın. Çünkü فَاِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا Çünkü onlara karşı bir emin, emanet, ahit göreviniz var bir. Yani onlar sizin zimmetinize girecek. Zimmetinize giren kişilere karşı kötü davranmak yok. Bu bir. İkincisi ise burası dikkat çekici. Ve rahime, aynı zamanda bir akrabalık bağımız var onlarla. Onun için Mısır halkına iyi davranın diyor. Akrabalık bağımız var diyor. Bir başka rivayette de فَاِذَا فْتَتَحْتُمُوهَا فَاَحْسِنُوا اِلَى اَهْلِهَا Orayı fethettiğinizde oranın halkına iyi davranın. فَاِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمَا Zira onlara karşı bir zimmet göreviniz var. Sizin zimmetinize girmişler, eman vermişsiniz onlara. Öyle bir göreviniz var. Bir de onlara karşı bir akrabalık göreviniz var. Nereden geliyor bu akrabalık bağı? Yani Hicaz bölgesinde yaşayan Mekkeli ve Medineli Müslümanlarla Mısır halkının akrabalık bağı nereden geliyor? Efendimizle bir akrabalık bağı var. Nereden geliyor bu? Şuradan geliyor. İki nokta söyleyeceğim. Birinci nokta, bir kere İsmail aleyhisselam, İbrahim aleyhisselamın oğlu İsmail aleyhisselam, annesi Hacer validemiz Mısırlı. Mısırlı bir cariye iken İbrahim aleyhisselama Mısır'ın o zamanki yöneticisi tarafından hediye ediliyor Hacer validemiz. Sonra da İbrahim aleyhisselam bu Hacer validemizle evleniyor, ondan bir çocuk oluyor. Adı İsmail. Kur'an-ı Kerim'de anlatılıyor ya, hani bu Hacer validemizi, oğlu İsmail'i alıp Mekke topraklarına getirip bırakıyor İbrahim aleyhisselam. İşte o Mekke topraklarında İsmail aleyhisselam yetişiyor, büyüyor ve oranın halkının kızıyla evleniyor. Derken Kureş kabilesi orada o sulbden geliyor. İsmail aleyhisselamın, İbrahim aleyhisselamın sulbünden geliyor. O aileden geliyor. Dolayısıyla Efendimiz aleyhisselatü vesselam da Kureş kabilesine ait olduğu için.
Kureş kabilesinin bir ferdi olduğu için diyor ki, yani benim büyük büyük nenem Mısırlı. Hacer annem, benim büyük büyük nenem, sizin de birçoğunuzun, Kureyşlilerin büyük büyük nenesi Hacer validemiz Mısırlı. Dolayısıyla Mısır'la bizim bir akrabamız var. Mısırlılarla akrabalığımız var. Onun için akrabalık bağının hürmetine fethettiğinizde Mısır'ı oranın halkına iyi davranın diyor. Bu birinci bağlantımız. İkinci bağlantımız da Peygamber Efendimiz'le alakalı bir bağlantı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam civar memleketin krallarına İslam'a davet mektupları gönderdiğinde Mısır'a da gönderiyor. Mısır kralına da gönderiyor. Mısır kralı Müslüman olmuyor ama Peygamber Efendimiz'den gelen mektuba hürmet gösteriyor. Peygamber Efendimiz'in mektubunu taşıyan elçiye de çok hürmet ve tazim gösteriyor. Ve o elçiyi yeniden Medine'ye geri gönderirken hem bir mektup yazıyor hem de çok fazla hediyeler veriyor, hediyelerle gönderiyor. O hediyeler içinde iki tane de cariye var. Mısır kralının Peygamber Efendimiz'e hediye olarak gönderdiği hediyelerin arasında iki tane de cariye var. Birisinin ismi bunlardan Sirin, iki kardeş bunlar zaten. Diğerinin ismi de Mariye, iki kardeş. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki kardeşten Mariye'yi kendisine eş alıyor. Sirin'i de, kız kardeşi olan Sirin'i de Hassan bin Sabit'e ikram ediyor, ona veriyor yani. O da onunla evleniyor. Peygamber Efendimiz'in yedi çocuğundan altısı Hazreti Hatice annemizden. Biri bu Mariye annemizden. Yani aslı Hristiyan, daha sonra Müslüman olan, Mısır'dan gelen, Mısırlı bir cariye olan Mariye validemizden Peygamber Efendimizin en son oğlu İbrahim dünyaya geliyor. Dolayısıyla Efendimizin bir de bu yönüyle akrabalığı var Mısır'la. Onun için tavsiyesi şu, diyor ki onlarla sizin bizim akrabalığımız var. Günün birinde Mısır'ı fethettiğiniz zaman akrabalık bağları hürmetine onlara iyi davranın diyor. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu kale, Ebu Hureyre diyor ki لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَب۪ينَ دَعَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ. Kur'an-ı Kerim'deki şu ayet nazil olduğu zaman, Şuara suresindeki şu ayet nazil olduğu zaman وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ ayeti nazil olduğunda, ki bu Peygamber Efendimiz'e bir emirdir. Yakın akrabalarını uyar ey peygamber ayeti nazil olduğu zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kureyş'i davet etti, toplandı, topladı. Bunları da davet ederken kimisini isim isim, kimisini de kabile ismiyle bunları çağırdı. Çağırdı. Nasıl çağırdı? Vakale dedi ki, Ya beni Abdüşems, Ya beni Ka'b ibn Lüey, enkizu enfuseküm minen nar. Ey Abdüşems oğulları, ey Ka'b bin Lüey oğulları, canınızı ateşten koruyun. Kendinizi ateşten koruyun. Ya beni Murra ibn Ka'b, enkizu enfuseküm minen nar. Ya beni Abd Manaf, enkizu enfuseküm minen nar. Ya beni Hashim, enkizu enfuseküm minen nar. Ya beni Abdil Muttalib, enkizu enfuseküm minen nar. Kureyş'in kolları bunlar. İşte Murra bin Ka'b kabilesi, Abd-i Menab kabilesi, Beni Haşim, Haşim oğulları kabilesi, Abdülmuttalib'in oğulları kabilesi. Bunların hepsinin ismini vererek diyor ki, canınızı ateşten kurtarın, koruyun. Ve geliyor kendi ailesine, en yakın ailesine. Ya Fatıma, ey kızım Fatıma, enkizzi nefseki minennâr. Kendini
ateşten koru. فَاِنِّي لَا اَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا Ben Allah'ın huzurunda sizi hiçbir şekilde kurtaramam. Buna gücüm yetmez. Kurtaramam sizi yani. Siz kendi kendinizi cehennem azabından koruyun. غَيْرَ اَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبِلَالِهَا Ancak sizinle akrabalık bağım vardır. Bu akrabalık bağımı da devam ettireceğim. İnansanız da inanmasanız da devam ettireceğim. Fakat siz cehennemden kendinizi koruyun ve kurtarın diyor. Yani akrabalık bağlarını Peygamber Efendimiz devam ettirmiştir. İnanmayan insanlarla da akrabalık bağını devam ettirmiştir. An Ebi Abdillah Amr ibn-i As radıyallahu anhuma kale, yine Amr bin As'ın oğlu Abdullah'tan bir rivayet var. Diyor ki, Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme ciharan gayra sirrin yekulu. Ben Efendimiz'den işittim, hem de açık açık söyledi, gizli de söylemedi yani. Buyurdu ki, inne âle beni fulânin leysu bi evliyâi. Falan oğulları benim dostlarım değildir. İnnemâ veliyyallâhu ve sâlihul mu'minîn. Benim dostlarım Allah'tır, benim dostum Allah'tır ve salih müminlerdir. Walakin lahum rahimun ebulluha bi bilaliha. Fakat onlarla alakalı, onlarla bir akrabalık bağım da vardır. Bunu da sürdüreceğim tabii. Ama onlar benim dostlarım değil. Yani akrabalık bağlarında benim amcam Ebu Talib, amcam Ebu Leheb benim amcamdır. Tamam, babamın yarısıdır, babamın yerine kaimdir demek istiyor Peygamber. Ancak onlar benim dostlarım olamaz. Benim dostlarım Allah'tır ve mümin kullardır. An Ebi Eyyub Halid ibn Zeydin el-Ansari radıyallahu anhu enne raculan kâle Halid ibn Zeyd Ebu Eyyub el-Ansari radıyallahu anhu bu olayı bize anlatıyor. Bir adam gelmiş demiş ki ya Resulallah اَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُن۪ي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُن۪ي مِنَ النَّارِ Bana öyle bir amel söyle ki o ameli yaptığımda cennete gireyim, cehennemden uzaklaşayım o amelle. Nedir o? فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Efendimiz de buyurmuş ki تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Allah'a ibadet edersin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Bu bir. Ve tukimus salâ. Namazlarını ikame edersin, kılarsın. Bu iki. Ve tu'tiye zekâ. Zekatı verirsin. Üç. Ve tasilur rahim. Ve akrabalık bağlarını da gözetirsin. Eğer bunları yaparsan bu ameller seni cennete sokar. Bu ameller seni cehennemden uzaklaştırır diyor. Yine iş geldi. Nereye dayandı? Sıla-i rahime dayandı. عن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال bu hadisi de Selman ibn Amir bize aktarıyor. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: "İza aftara ahadukum falyuftir ala temrin fe innehu bereketun." Sizden birisi iftarını yapacağı zaman, orucunu açacağı zaman hurmayla açsın orucunu. Çünkü hurma berekettir. فَاِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَالْمَاءُ Eğer hurma bulamıyorsa suyla açsın. فَاِنَّهُ تَهُورٌ Su da temizdir. Temizdir ve temizliktir. Vakale ve devam ediyor konuşmasına. اَصَّدَكَةُ عَلَى الْمِسْك۪ينِ صَدَكَةٌ Yoksula yardım etmek sadaka sevabı kazandırır. وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ Akrabaya yardım etmek ise iki sevap birden kazandırır, iki sadaka sevabı birden elde ettirir. Nedir onlar? Sadakatun bir sadaka sevabıdır ve siletun bir de akrabalık bağlarını gözetme sevabıdır diyor. Ali ibn-i Umar radıyallahu anhuma kâle, kânet tahti imra'atun. Abdullah ibn-i Ömer radıyallahu anhuma anlatıyor. Benim nikahlı bir hanımım vardı. Nikahım altında bir hanım vardı. وَكُنْتَ اُحِبُّهَا Onu da çok seviyordum. وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا Fakat babam Ömer
Hoşlanmıyordu o hanımımdan. Sevmiyordu onu. Fekale li tallika. Bana dedi ki, boşa dedi onu. Boşa o hanımı. Acaba Ömer niçin sevmiyor? Acaba niçin çocuğuna boşa diyor? Bilmiyoruz. Belki başka rivayetlerden bu da çıkartılır, bunun sebebi de çıkartılır. Ancak Hazreti Ömer radıyallahu anh, o koca Ömer bir şey tavsiye ediyorsa oğluna, mutlaka bir sebebe dayanarak tavsiye ediyordur. Bunu da böyle bilmemiz lazım. Yoksa efendim kaşını beğenmedim, gözünü beğenmedim, yemek yapmasını beğenmedim, evi temizlemesini beğenmedim, bana karşı iyi davranmıyor, bana baba demiyor, boşa şunu şeklinde anlamayın sakın. Bunu ancak bizim gibi cahil insanlar yapar. Ama Hazreti Ömer eğer çocuğuna boşa şunu demişse onun mutlaka kusurları vardır. Peki, fe ebeytu. Abdullah diyor ki ben de buna yanaşmadım diyor. Niçin? Seviyor yani. Onun için boşamaya yanaşmadım. Fe ete Umar radıyallahu teala anhu ennebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Ömer de Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanına gitti. Fe zekere zâlike lehu ve olayı anlattı Peygamberimize. Fekale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz de buyurdu ki tallikha, ey Abdullah, boşa onu, boşa. Şimdi İmam Nevevi bunu niçin buraya koydu? Babanın sözünü dinlemek, meşru çerçevede emri yerine getirmek, babanın sözünü dinlemek lazım ki bu da babaya karşı görev ve vazifelerimizden birisidir. An Ebi Derda radıyallahu anhu enne raculen etahu fekale. Ebu Derda anlatıyor. Bir adam gelmiş Ebu Derda'nın yanına. Demiş ki inneli imraeten ve inne ummi te'muruni bi talakiha. Valla benim demiş bir hanımım var. Annem de tutturmuş o kadını boşayacaksın. O kadını boşayacaksın. Ne yapayım diyor. Fekale Ebu Derda da diyor ki semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve selleme yakul. Valla ben onu bunu bilmem de ben bir şey aktarayım sana diyor Ebu Derda. Efendimiz'den duydum buyurdu ki el validu evsatu ebvabil cenne. Anne baba cennetin orta kapısıdır. Orta kapısıdır. Fe in şi'te fe azi' zâlikel bâbe ev ihfazhu. Artık sen bilirsin. İstersen cennetin orta kapısını muhafaza edersin, istersen o kapıyı bırakırsın. Yani annen baban hizmet ettiğin takdirde senin cennetindir. Senin cennete gitmene vesiledir. Vallahi bundan sonra sen bilirsin artık. İstersen cenneti istiyorsan anne babanın sözünü dinlersin. İstemiyorsan dinlemezsin demektir bu yani. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال براء بن عازب rivayet ediyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki el halatu bi menzilatil um. Teyze anne gibidir. Hani bizde de var ya teyze anne yarısı, amca baba yarısı, işte buradan geliyor. Teyze anne yerine kaimdir. Teyze anne gibidir. Anne gibidir diyor teyze. Anne, teyze kardeşler zaten. Yani annenin sana karşı tavrı, teyzenin sana karşı tavrını andırır. Sen de anneye yapmış olduğun, annene göstermiş olduğun hürmeti teyzene de göster demektir yani. Ve bu bölümün son hadisi. An Amr ibn Abese radıyallahu anhu. Amr ibn Abese, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamla alakalı bir şey anlatacak bize. Kale diyor ki dehaltu alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme bi Mekke'te yani fi evvelin nubuvve. Ben diyor peygamberliğin ilk dönemlerinde Mekke'deyken Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yanına girdim bir gün. Yanına gittim. Fekultu lehu. Dedim ki Peygamber Efendimiz'e, daha peygamberliğini kabul etmemiş Amr, daha Müslüman olmamış Muhammed'in yanına gidiyor onun tabiriyle aleyhissalatü vesselam ve diyor ki ma ente, sen nesin diyor. Hani sen kimsin değil,
şahsını tanıyoruz ama seninle alakalı sözler dolaşıyor. Peygamber olduğunu iddia ettiğin sözler dolaşıyor yani. Ma ente, sen nesin? Kale, Efendimiz de diyor ki nebiyyun, ben peygamberim. Fekultu ve ma nebi, ben dedim ki peki peygamber nedir? Ne demektir yani peygamber? Ne iş yapar yani? Kale, Efendimiz de cevap verdi, dedi ki arseleniyallahu teala, beni Allah görevlendirdi ve gönderdi. Fekultu, ben tekrar sordum, bi eyyi şeyin arseleke, peki Allah seni neyle gönderdi? Yani ne emirler verdi sana? Ne yükümlülükler verdi sana? Kale, Efendimiz de işte orada söylüyor. Diyor ki, erseleni bi sadakatil arham ve kesril avfan ve en yuvahhidallahu la yushraku bihi şey'a. La yushraku bihi şey'un. Allah-u Azimuşşan sıla-i rahimle gönderdi beni. Yani emretti ümmetine, de ki akrabalık bağlarını devam ettirsinler. Emretti bütün putları yıkacaksın, kıracaksın ve emretti sadece ve sadece Allah-u Azimuşşan, tek olan Allah-u Azimuşşan'ı birleyeceksin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacaksın diye emretti. Benim görevim sizlere bunları aktarmaktır diyor. Ve Amr bin Abese de bunun üzerine Müslüman oluyor. Burada da ne var? Demek ki daha peygamberliğin ilk dönemlerinden itibaren Allah-u Azimuşşan'ın peygamberi aracılığıyla müminlerden istediği sıla-i rahim, sıla-i rahim, sıla-i rahim. Akrabalık bağlarını korumak. Biz de mümin ve Müslüman olarak bu ödevimizi, bu görevimizi yerine getirmeliyiz. Akrabalık bağlarımızı sağlamlaştırmalıyız, pekiştirmeliyiz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin.